Ben bu zamana da bizim dövrümüzden ki biz yaşayırız. Ben gençleri kınamıram. Onlar televizyonda bakırlar, görürler ki kim el çalırsa, kim yaltaklanırsa ona vazife verirler. O gidip kresloda oturur, çile yemiyor. Diğerleri ise mesela bazen iş tapabilmir, bazen özünün zayıflığından mı iş tapabilmir mesela. Ona göre de düzgün yol bilirsen bizde ziyalılık azdır. Siz de bilirsiniz ki kimin diplomu varsa o ziyalıdır mı? Hayır. Ziyalı eğer vatanına hayır vermişse, eğer hiç olmasa öz kendine bir hayır vermişse, bir ziyalılık getirebilmişse o ziyalı hesap edemiyorum. Bizde kimin diplomu varsa ona ziyalı değiller, kimin vesvesi varsa ona ziyalı değiller. Hayır. Ziyalı o demek değil. Ziyalı vatanını seven, halkını seven, devletini seven ve insanları düz yolla aparan, halkına düz yol gösteren insana ziyalı diyelim. El adam var ki lap öz sənətini çok yakışı bilir. Ve yakışı da pul kazanır. Evine de pul aparır. Arvadına da yakışı şube alır. Abi onu ben ziyalı hesap edemem. Ziyalı o adamdı ki o ziyalı hemşe halkının inkişafı için mübarizə aparsın. Kalbi için daima neyse yeni bir şey eylesin. Ben böyle adamlar ziyalı sayıram. Öyle diplomla ben ziyalı saymıram insanlar. Öyle Sovyet döneminde de bize diplom verirdiler de. Yalnız al oku diplom. Savadın olmasın, diplomun olsun. Ona göre de rahmetliler çok vaktinde gösterirler. Mirza Celil iki şekil çektirir. 1932 yılında. Celil Mehmet Kulzade. Demeli iki şekil, biri Azerbaycanlı olup yeke karın bir tane asker şekil çekipler. Onun da karşısında bir İngiliz askeri çekipler. Onun da yeke karın olup. Bu heresinin eline bir hançer verir. Hançeri İngiliz bu Azerbaycanlı'nın karnına sokur. Azerbaycanlı da İngiliz'in. İngiliz'in karnından yemek, içmek, rom, her şey çıkır. O da o hançere takıklar hamsın onu. Ne bileyim ne viski her şey çıkır. Ama bu Azerbaycanlı karnından Krasny Kres bileti, Dosat bileti, Komsomol bileti, ne, partiya bileti, ne bileyim diplomlar lazım. Diplom bizimkiler hamsı diplom dalından kaçtılar. Ve o dövrde de indi de. Ama ziyalılık bambaşka şeydi. Ziyalılık ben öyle adamlar tanıyorum ki o kadar hiç diplomu da yoktu, hiç büyük bir ziyalıdı. Böyle insanlar var. Ama o Sovyet döneminden kalan o korkaklık onların yüreğinde daima devam ediyor. Korkurlar. Sözün düzünü demirler. Yalan danışmaya, pıçıltıyla danışmaya başladılar. Bilirsen bu da çok açık diyorum. Halka da ziyandı, vatanımıza da ziyandı, devlete de ziyandı, devletçiliğimize de ziyandı. Bilirsen, medeni bir ülke kurmalıyız biz.